arkadaşlar. İkinci derecede denklemler konusunun 5. videosunda sizler yine birlikteyiz. Şimdi bu konunun arkadaşlar alıştırmalarını çözüyoruz. Evet, alıştırmalara başlayalım arkadaşlar. Şimdi alıştırmalar bölümünde aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar bir hatırlayalım konuyu şöyle bir amaçlı. X eksi 5 çarpı x artı 5 diye çarpan daima yöntemiyle biz bunun köklerini bulabiliriz arkadaşlar. X 1 kaçtır? 5'tir. Veya x 2 de eksi 5'tir arkadaşlar. Çözüm kümesi eksi 5'e 5 olarak bulunur arkadaşlar. İkinci denkleme bakalım arkadaşlar. 2 x kare 11 x eşittir 0 ise x parantezine alalım. 11 eşittir 0 gelir. Buradan x 1 eşittir 0 veya x 2 dersiniz arkadaşlar. 11 bölü 2. Buranın değeri 11 bölü 2 olarak alırsanız bu denklemin çözüm kümesi de 11 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Verim olmadığı için siliyorum mecburen. 3'ü. 3 C şıkkına bakalım arkadaşlar. Bunun çarpanları 3 ile 7'dir arkadaşlar. X eksi 7 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanını ayırıp denklemin köklerini bulabiliriz. X 1 7'dir. X 2 de 3'tür arkadaşlar. Çözüm kümesini 3'e 7 olarak alırız arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Eksi 2x, x diye çarpanlarına ayırırız. Yani eksi 2x var. 15 olacak. Bir 3 verelim. 5 verelim arkadaşlar. Yani 3'e 5 verelim. Eksi 6x, 5x, 15 yaptı. Şimdi arkadaşlar burada da 15 olduğu için buraya eksi verirsek, eksi 6, eksi 3, eksi 3 çarparsak 6x yaptı. Artı 5x eşittir 11x yapar. Ortadaki terimi verdi. Öyleyse çarpanlarını şu şekilde yazalım. 2x artı 5, 3 terimli ifadenin çarpanla ayrılması yöntemiyle köklerini bulabiliriz bu denklemin. Buradan x1'in değeri 5 bölü 2 gelir. Veya x1'in değeri de 3'tür arkadaşlar. Buradaki çözüm kümesi de 5 bölü 2'ye 3 olarak yazılır arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar denklemin köklerinin küçük olanı bulunuz diyor. Denklemin köklerinden küçük olanı bulalım. Neydi arkadaşlar? Çarpanları ayırma yöntemiyle biz bunu yaparım. 2 tane çarpımı eksi 6 toplamı eksi 1 olacak. Bir tanesine eksi 3 verin. Bir tanesine kaç verelim? 2 verelim mi arkadaşlar? Normal çarpanını ayırmayla baktık ki bulma durumumuz yok arkadaşlar. 4'e 2 versek, pardon 3'e 2, ye 6'ya 1 dersek bu olmuyor. Normal çarpanını ayırmayla bunu çıkartamıyoruz. Delta'dan bulalım arkadaşlar. B'nin karesi, eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A ile C'nin çarpımı. A'mız 1, C'miz eksi 6. 28 oldu arkadaşlar. Delta 0'dan büyük. Farklı iki reel kökü vardır. X 1 neydi? Eksi B artı kök delta bölü 2 A'ydı arkadaşlar. 1, X 2 köklerini bu formülle yazıyorduk. X 1, X 2'nin kökleri. Şimdi buradan x1'i bulalım arkadaşlar. B'mizin değeri eksi 7. 2 ile çarptık. Artı 2. Artı kök 28 bölü 2a. x2 de kaçtır? Eksi kök 28 bölü 2. Artı 2 kök 7 bölü 2. O da artı kök 7 gelir. Arkadaşlar bu da ne gelecek? 2 eksi 2 kök 7. 2'ye böl 1 eksi kök 7 geldi. Denklemin çözüm kümesi 1 artı kök 7'ye 1 eksi kök 7 olarak yazılır arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesini bu şekilde buluruz. Küçük kök dediği için yani bunu x2 diye bir x1 dersiniz. 1 eksi kök 7 olarak alınır arkadaşlar. 1 artı kök 7 daha büyük olduğu için küçük kökte 1 eksi kök 7 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu ifadeyi de kökleri de bu şekilde bulmuş oluyoruz denklemin köklerini. Şimdi üçüncü sorumuzdan bakalım. Denklemin gerçek kökleri olmadığına göre m'nin değer aralığını bulunuz. Kök yok. Delta nedir? Sıfırdan küçüktür. O zaman delta sıfırdan küçükten arkadaşlar yazalım. B kare b'nin karesi delta b'nin karesi eksi karesi 64.
Eksi 4 çarpı A'mız M eksi 3. C'miz de 1. C'de 1 olarak aldık. Şunu bir silelim. Evet. Bunu da 1 olarak alalım arkadaşlar. Çarpı 1. 0 dedik. Arkadaşlar kolaylık olsun diye hepsini 4 ile sadeleştirebilirsiniz. İşlem biraz daha kolay olur. 4'e bölün, 4'e bölün. 16. Eksi M eksi 3. Oldu. 16 eksi M artı 3. Küçük 0. M'yi sol tarafa, sağ tarafa atarsanız 19 küçüktür M olur. M 19'dan büyüktür arkadaşlar. O zaman M elemanıdır. M elemanıdır. 19'da sonsuz aralarının elemanıdır arkadaşlar. M'nin değeri de bu arkadaşlar. Gerçek kökler olmadığına göre delta sıfırdan küçük gelecek. Delta sıfırdan küçükse de M'nin değeri 19'dan büyük değerler almalıdır diyoruz. Denklemin çıkışı iki kökü olduğuna göre M değerini bulunuz. Denklemin çakışı iki kökü varsa delta eşittir 0 olmalı. Yani x1 eşittir x2. Delta'yı alalım arkadaşlar. B kare. Eksi m'nin karesi b kare. Eksi 4 çarpı a'mız kaç? M artı 3. Evet arkadaşlar b kare. B karede şurada x 2 tane var. Terim 2 tane var. Bunu atlamayalım. Yüzümüzden kaçtı. Delta eşittir 0 dedik. Bu denklemi şu düzenleyelim arkadaşlar. M artı 3 kare. Burada eksi parantezinde şöyle yazabilirsiniz. M artı 3 x diye bunu yazabiliriz. Artı M eşittir 0 diye yazdık. Delta b kare eksi 4 ac. Bunun karesini alalım arkadaşlar. Bunun karesi ne yapar? Eksi yutar. M artı 3'ün karesi olarak biz bunu alabiliriz. Yani şu eksi yazıp bunun karesini aldınız mı? Eksi yutar zaten. B kare eksi 4 çarpı a'nın değeri m artı 3, c'nin değeri de m'dir. 0 diyoruz. Bunu kare eksi yuttu. M kare artı 6m artı 9 eksi 4m eksi 4m kare eksi 4 ile m'i çarptınız. Eksi 4m kare oldu. Eksi 12 eksi 12m de buradan geldi. Eksi 3m kare eksi 3m kare artı eksi 6m artı 9 sıfır. Eksi 3 ile bölün. M kare artı 2m eksi 3 eşittir 0. M'nin değerlerini bulalım arkadaşlar. Bunu çarpanları M 3'e eksi 1 gelir. O zaman M artı 3 çarpı M eksi 1 eşittir 0 eşitliği gelir. Burada M'nin değeri bir tanesi eksi 3'tür. Bir tanesi de 1'dir. M'yi eksi 3 olarak alamayız arkadaşlar. Burada alınmıyor zaten bize vermiş. O zaman M'nin değeri de 1'dir arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuz. Denkleminin farklı iki gerçek kökü varsa delta sıfırdan büyük olmalı arkadaşlar. Delta sıfırdan büyük. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük. B'nin karesi eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a çarpı c sıfırdan büyük. 4'e böl. 4. 2m büyüktür 0. 4 büyüktür 2m. M küçüktür 2 yapar arkadaşlar. Bu 1. Denklemin gerçek kökü yoksa delta küçüktür 0. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. M artı 11 mi arkadaşlar? Göremedik orayı. Bir düzeltelim. Evet, 11'miş. Delta küçük 0 olmalı. Denklem için. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Buradan küçük diye alalım. 4'e bölün, 4'e bölün. Burada 9 oldu. Eksi m, eksi 1 küçük. M de buradan kaçtan büyük geliyor arkadaşlar? M 8'den büyük. M 2'den küçük. Kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini bulunuz diyor.
Gerçek kökler yokmuş. B kare M artı 11 arkadaşlar. Şurası özür. M artı 1'i 4'e böldük. 4'e böldük 9. 4'e böldük. Eksi M eksi 11. Buradan şurayı düzeltelim. Burayı düzelteceğim arkadaşlar. Evet. Evet, burada kaç geldi? M'yi bu tarafa atarsak eksi 3 kaldı. Eksi 2 kaldı. 9 eksi 11 eksi 2 küçüktür M oldu. Bu birinci M'nin aldığı aralık. Bu da diğer bir aralığı. Öyleyse M'nin aralığı eksi 2'den büyüktür. 2'den küçüktür M'nin alacağı değerler arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değeri var? M'nin alacağı tam sayı değerleri eksi 1, 0 ve 1'dir. Farklı tam sayı değer alır M arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza bak. 6. sorumuzdayız arkadaşlar. Delta tabelinde denklemlerin çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar burada değişken var. Burada neyin yerinde değişken var? Sayı yerine A değerleri vermiş. O zaman şöyle çarpanlayma yöntemiyle deneyebiliriz bu çarpanla bu denklemin köklerini bulmayı. 3 terimli ifadelerin çarpanlayılması yöntemiyle de bulmaya çalışalım. X dedik. Eksi 3A kare diyor ya. Buraya eksi 3A diyelim. Buraya da A diyelim. Çarptık. Arkadaşlar ortadaki terim verdi mi? Eksi 3ax. 1ax de burada eksi 2ax verir. O zaman bu denklemin kökleri çarpanlarını yazalım. X eksi 3a çarpı x artı a eşittir 0. X'in değeri 3a. X1 olarak alabilirsiniz. X2'yi de eksi a olarak alabilirsiniz. Çözüm kümesine geldi arkadaşlar. Eksi a'ya 3a olarak çözüm kümesini bulmuş oluruz. B şıkkına bakalım. Burada A ile B'nin çarpımı diyor. Bakın arkadaşlar A artı B'nin önünde eksi var. O zaman iki sayının çarpımı artı toplamları eksi olacak. O zaman x diye çarpanları ayırırız. A birini eksi A diye alırız. Birini eksi B olarak alalım çarpanlarını. Bunları çarpalım. Eksi AX eksi BX. Eksi parantezinde A artı BX olarak buluruz. Ortadaki terimi veriyor. O zaman bu ifadenin köklerini de bu ifadeyi de şu şekilde yazabiliriz. X eksi A çarpı X eksi B eşittir 0 diye yazdığımız zaman X1 eşittir A veya X2 eşittir B diye denklemin köklerini bulmuş oluruz. O zaman bu denklemin çözüm kümesi de A'ya B olarak bulunur arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Bakın 5A var. A'yı 5 ile çarpacağız o zaman. AX diye o AX kareyi çarpanlara AX çarpı X diye ayıralım. Burada 5A var. O zaman bunu bir 5 ile çarpacağız. Önde eksi olduğu için 5'e eksi vereceğiz arkadaşlar. Eksi 5A bak. İkisi dağıttığınız zaman eksi 5AX'i bulacağız. Buraya da 3 vereceğiz. Bakın çarpalım bunu. Eksi 5AX artı 3X. Hakikaten bu eksiyi dağıttığımız zaman eksi 5AX artı 3X'i buluyoruz zaten. O zaman bu ifadenin çarpanları da bu şu şekilde yazılabilir. AX artı 3 çarpı x eksi 5 eşittir 0 şeklinde biz bu denklemi çarpanına ayırırız. Ondan sonra da bu terimleri sıfırlayan ifadeler de denklemin kökleri olur. 1 eksi 3 bölü a'dır ve x2 de 5 olur arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi eksi 3 bölü a'ya 5 olarak bulunur. Şimdi 7. sorumuza geldik arkadaşlar. 7. sorumuzda bakın yine denklemin büyük kökünü bulun diyor. M n sıfırdan büyüktür diyor. Bunu okuyalım buraya arkadaşlar. Çünkü boşuna vermiyorlar bu sıralamayı bize. Büyük kök istediği için bak 2 m var. Bir de eksi n var. 2 m n çarpan durumunda burada çarpım durumunda verilmiş bize. Kökleri yazalım arkadaşlar. X dedik. M olması lazım bakın. Burada bir tane 2m var, bir tane de n var. N'yi eksi vereceğiz arkadaşlar. N'yi eksi verelim. 2m'yi de artı olarak verelim. Çarpalım. 2mx eksi nx. Hakikaten oradaki terimi verir mi? 2mx eksi nx'i veriyor. O zaman denklemin köklerini şu şekilde yazalım. X eksi n çarpı x artı 2m diye bu üç terimi ifadeye çarpanla ayırmış olduk. Kolay yoldan. Evet arkadaşlar burada da x1 nedir? N'dir.
x 2'yi de eksi 2 m olarak alırız. Şimdi arkadaşlar m n'den büyüktü ve reel sayıydı. Şimdi pozitif bir sayı eksiyle çarptığınızda küçük bir sayı olur. Değil mi? Yani pozitif, negatif bir sayı olacak. N de burada pozitif durumda şu anda. O zaman denklemin büyük kökünü bul diyor. Büyük kök de n'dir arkadaşlar. Deseydi eksi 2 m olacaktı. Evet. 8. sorumuz. Eksi 3 x kare artı m eksi 3 x artı m artı 12 eşittir 0 denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m ifadesinin değerini bulunuz. Denkleminin bir kökü 2'ymiş. Kök denklemi sağlar arkadaşlar. X'e 2 verelim. X'e 2 verdiğimizde eksi 3 çarpı 4. X'e 2 verdik. 2m eksi 6 artı m artı 12 eşittir 0 diye denklemi yazacağız. 2m eksi 12. 2m 1m de 3m artı eksi 12 ile o eksi 6 ile 12'yi topla 6 geldi. 0. Buradan 3m eşittir. Bunu eksi 12 ile 6'nın toplamı eksi 6 yaptı. Attık sağ tarafa 6 geldi. M'nin değeri de 2'dir arkadaşlar. M'nin değeri de 2'ymiş arkadaşlar. Evet. 9. sorumuza bakalım. Yukarıda şekli belirlendiği türkem biçimli bir kartondan kare şeklindeki FCE karton parçası kesilerek atılıyor. Arkadaşlar kenarlar arasındaki oranını şu şekilde veriyor. AB 2, AD'nin 2 katı, GC'nin de 6 katı olacak şekilde kenarlar arasında bir eşitlik yazılıyor. Ve kalan şeklin alanı ise 68 santimetre kare olduğuna göre burayı atıyoruz. Bu parçayı attık. Kalan beyaz bölge. Alan 68 metrekare olduğuna göre abcd üçgenin çevresinin kaç santim olduğunu bul diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şu parçayı x diyelim. Şu parçayı da x diyelim. GC 6x ise GC'ye x dersek AB'nin uzunluğu 6x olur. AD'nin uzunluğu da 3x oldu. 2x kaldı. Soru evet atılan 6x çarpı 3 18x kare. Büyük alandan şu karenin alanını çıkartalım. Kime eşitlerim? 8'e eşitlerim. 18x kare eksi x kare eşittir 68'e. 17x kare eşittir 68'e. X kare eşittir 4'e. X'in değeri eşittir artı eksi 2. X negatif olamayacağına göre x'i 2 olarak alırız arkadaşlar. X 2 ise abcd üçgenin çevresini istiyor. Bu kenar uzun kenar 12 birim. Uzun kenar 12. Kısa kenar 6 birim. 12, 6 daha 18. Çevre abcd üçgenin çevresi 36 santim yapar arkadaşlar. Çevre 36 santimdir. M eleman negatif reel sayı olmak üzere diyor. Denklemden birer kökü ortak olduğuna göre M değerini bulunuz. Arkadaşlar denklemlerin birer kökü ortaksa bu ortak kök x olsun diyoruz. Ortak kök x olsun. O zaman şu denklemi ya da bu denklemden bu denklemi çıkartalım. X artı m artı x eksi 1 eşittir 0'dan. İkinci denklemi çıkartalım. Eksi ile çarpalım. Toplayalım bunları taraf tarafa. İkinci denklemi eksi ile yaptık. Çarptık. Burada ne kaldı arkadaşlar? M artı 1. Önde eksi 3 var. M eksi 2 x oldu arkadaşlar. Burada da eksi m artı 2 eşittir 0 var. M eksi 2 eşittir. M eksi 2 x eşittir. M eksi 2'ye x eşittir 1 geldi arkadaşlar. Ortak kökümüz 1'miş arkadaşlar. X 1'miş arkadaşlar. X 1 ise denklemin bireye kökü ortak olmayan değerini bul diyor. 1'i getiren denklemde yerine yazalım arkadaşlar. 1 yazdık. 1 yazdık. Yazalım arkadaşlar. X ise 1 yazdık. 1 artı 3 artı m eksi 3 eşittir 0 dedik.
Buradan da 3'lere gitti. M'nin değeri de eksi 1 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sorumuzu da çözdük. Alıştırmaları da burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.